Türkiye'nin coğrafi konumu için değerlendirmelere başlayacağız. Ama coğrafi konum başlığıyla birlikte nelerden bahsediyoruz? Buradan giriş yapalım. Ondan sonra coğrafi konum, enlem boylam değerleri, Türkiye'nin coğrafi konumu, dünyanın şekli hareketleri için değerlendirmeleri de net hale getirelim. Bakalım nasıl değerlendirmeler vardı hatırlayalım. Uzun yıllardır soru gelmiyor bu arada ama gelirse sürpriz sorulardan bir tanesi olabilir. Çok korktuğunuz alanlardan bir tanesi karmaşık gibi geliyorsa ama merak etmeyin, basit formatta anlatacağım, hatırlatacağım ve buradan bir soru gelecekse biz onu yapacağız. Bunu unutmayalım. Coğrafi konum nedir? Herhangi bir ülkenin dünya üzerindeki iki yerini anlatır ve özel ve matematik konum olmak üzere başlıkları vardır. Biz coğrafi konumla ilgili detaylara başlamadan önce isterseniz şunları çok kısa bir şekilde hatırlayalım. Enlem, paralel, boylam yani meridyenlerimiz vardı. Hatırlıyor musunuz? Ekvatorun kendisi burada. Ekvatora paralel çizilen çizgilerin kendisi paraleldi. Açı cinsindendir de enlemi kendisini anlatıyordu. Bir de boylamımız vardı. Başlangıç boylamına itibaren 180'da 180 batı 360 taneydi. Sonuç olarak ekvator kuzey ve güney yarımkürede 90-90 başlangıç boylamı 180 ve 180 360 tane olarak karşımıza çıkıyordu. Özellikleri hatırlayalım. Biz Türkiye'nin coğrafi konumuyla başlayalım. Dünyanın şekli ve hareketleriyle birlikte de bu temel bilgilerin hem tekrarını yapmış olalım hem de kavramlar yerine birazcık daha net bir şekilde oturmuş olsun. Türkiye'nin coğrafi konum deyince özel bir matematik konum vardı. Özel konum değişen adı göreceli matematikte mutlak konum olarak karşımıza çıkıyordu. Amaç Türkiye'nin dünya üzerindeki yerini anlatmak ve özel konum bakalım bize nasıl yardımcı olur. Bir insanı nasıl diğer insanlar ayıran özellikler varsa ülkeler içinde benzer şeyler geçerliydi. Mesela Türkiye diğer ülkeler ayıran özelliklerin geneli özel konumun kendisini anlatıyordu. Testte karşınıza çıkarsa aşağıdakilerden hangisi matematik konum sonucu değildir? O zaman özel konum sonucunu bulacağız. Bu şekilde sonucu daha net hale getirebiliriz, merak etmeyin. Maddeleri haline getirmesin için özel konumla ilgili ilk cümle Türkiye Asya ile Avrupa arasında köprü durumunda yer alıyor. Bakın tam burada. Peki köprü durumunda yer alması yıllar boyunca Anadolu'da gelişen bir ticaret ortaya koymuş mu? Evet. Peki o ticaretin eski adı Çin ve Çin'in değerli mallarının Anadolu'dan Avrupa'ya ulaşması İpek ve Baharat yolu ticareti miydi? Evet. Peki hocam şu anda İpek ve Baharat yolu ticareti aktif mi? Aslında eskisi kadar değil. Çünkü dünyanın diğer alanlarındaki deniz yolları kullanılmaya başlayınca önemini kaybetmeye başlamıştı. Peki bugün Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında köprü durumunda yer almasını ortaya çıkardığı önemli sonuçlardan bir tanesi olarak Türkiye'de hangi ticaretten bahsedebiliriz? Demir İpek yolundan bahsedebiliriz. Demir İpek yolunun kendisi Çin'den başlayan, işaretli ülkelerden devam ederek İngiltere hattına kadar devam eden ticaretin kendisini anlatıyor. Bu ticaretin merkez noktasında kim var? Türkiye var ve Türkiye için bu ticaretin varlığı Asya ile Avrupa arasında köprü durumunda yer almamıza bağlı. Seçeneklerle karşımıza çıktı. Türkiye'de Demir İpek yolu bağlantısı var. Bu Türkiye'nin matematik mi, özel konumu? Hangisiyle alakalı? Özel konumla alakalı. Aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitiğini, dünya üzerinde bulunduğu yer ve bağlantılarını ilgilendiren önemli cümlelerden bir tanesini de karşımıza çıkarıyor. İlk madde için cümleyi tekrar söylüyorum. Asya ile Avrupa arasında köprü durumundayız. Yıllardır gelişen ticaret vardı. O ticaretin yeni güncel adı Demir İpek yoludur. Lütfen dikkat edin Demir İpek yolu bağlantısına. Peki söyleyin, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili mi? Evet. Denizler varsa deniz turizmi var mı? Var. Deniz turizmi için en şanslı yer Karadeniz mi, Akdeniz mi? Akdeniz. Peki deniz turizminin yanında balıkçılık var. Balıkçılık için en şanslı yer Akdeniz mi, Karadeniz mi? Karadeniz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bana söyleyin, Türkiye'de deniz turizminin, Türkiye'de balıkçılığın varlığı yarımada olmamıza bağlı. Matematik mi, özel mi? Özel diye değerlendireceksin. Neden? Orta Asya'nın ortasında yaşıyor olsaydık olur muydu deniz turizmi? Olmazdı. Balıkçılık faaliyetleri olmazdı. Bugün kadar olmaz en azından. Sonuç olarak Türkiye Asya ile Avrupa arasının köprü durumunda transit yard var ve 3 tane deniz var, deniz turizmi var, balıkçılık var. Bunlar özel konumla ilgili. İstanbul Çanakkale boğazlarına sahip. Bu bizim için siyasi silah, aynı zamanda ticari bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bunun önemini daha net anlayın diye hep komşularımızdan hareket ederek örnekler vermiştik. Hatırlayalım komşuları. Yunanistan'ın kendisini görüyorum. Bulgaristan'ın kendisi karşımızda. Daha detaylı bir harita birazdan karşınızda olacak.
Gürcistan var. Bakın burada Ermenistan'ın kendisi karşımıza. Burada kim var? Bakın Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyet var, Nahçıvan. Hemen altında Türkiye'nin komşuları içerisinde bizden daha büyük yüz ölçüme sahip olan bir komşu var. Kim bu? İran'ın kendisi. Bakın burada kim var? Irak ve Suriye'nin kendileri de karşımızda. Ulaşım konusunun temellerini de atmış olalım aynı zamanda. Sınır kapılarını da görmüş olalım. Biraz detaya iniyoruz ama özellikle Avrupa hattında Yunanistan ve Bulgaristan'ın olduğunu görmüştük. Buradaki en önemli sınır kapısı hangisi diye sorarlarsa İpsala sınır kapısının altını çizelim. Peki Bulgaristan'la en önemli sınır kapısı hangisi? Kapıkule. Kapıkule'nin bizim için ayrıyeten şöyle bir önemli özelliği var. Bakın lütfen. Orta Doğu'dan geliyorum. Amacım transit ticaret yapmak. Buradaki herhangi bir sınır kapısından giriş yaptıktan sonra Anadolu'dan Avrupa'ya gideceğim. Peki Avrupa bağlantısında Yunanistan ve Bulgaristan'ı görüyorum. Hangi ülkenin siyasi geçmiş daha iyiyse ben o hat üzerinden Avrupa'ya giderim. Şimdi bana söyleyin. Hangi ülkeyle geçmiş yani bağlantı daha iyidir? Bulgaristan. O zaman Orta Doğu'dan gelen tüm yollar Avrupa'ya nereden gider? Bulgaristan nereden geçer? Kapıkule sonuç. Türkiye'nin en içtek sınır kapısı Bulgaristan'la olan Kapıkule sınır kapısı olarak ön plana çıkar. Yani Avrupa'ya Yunanistan ve Bulgaristan'la bağlantı kuruyoruz. En önemli kapımız Bulgaristan'la olan Kapıkule cümlesini unutmayın. Gördüğünüz gibi demiryolu bağlantıları da var Yunanistan ve Bulgaristan'ın, işimize yarayabilir. Geldik Gürcistan'a. Önemli sınır kapısı Sarp. Biraz önce söylemiştim. Demir İpek yolunun kendisi var dedim. Demir İpek yoluna Çin'den gelen mallar Anadolu'dan Avrupa'ya gidiyor dedim. Ve Türkiye aslında kendisi de Çin'e yavaş yavaş trenle, demir yoluyla yani işte bor mineral başta olmak üzere birçok madeni göndermeye başladı ya da ürünleri göndermeye başladı. Peki şimdi Türkiye'den İşte Çin hattına gidecek olan o bağlantıda biz şu anda hangi sınır kapımızı kullanıyoruz diye merak ediyorsanız ilk önce şunu söyleyeyim. Gürcistan hattını kullanıyoruz ve Gürcistan hattı üzerine Cambaz istasyonu üzerinden bağlantı sağlanıyor. Bir istasyon üzerinden bağlantı sağlanıyor. Bunun altını çizmiş olalım. Hemen geldik Ermenistan'a. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki problemleri biliyorsunuz. Yakın tarihte, yakın aylar içerisinde diyelim. Gelişen durumları da gözlemledik ve sonuç olarak yukarı Karabağ sorunu ile ilgili önemli gelişmeler oldu. Ve Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir anlaşma yapıldı. Türkiye ve tabii ki Rusya'nın da bir bakıma önderliğinde oldu. Dediler ki işte belli yerlerden Ermenistan çekilecek ve aynı zamanda Azerbaycan ve Nahçıvan arasında bir bağlantı kurulacak burada. O bağlantı içerisinde demir yolu olacak anlaşması yapıldı. Bu anlaşmayla birlikte aslında Demir İpek yolu için biz bağlantıyı nereden sağlamış oluyoruz? Bakın işte Çin, Kazakistan, Özbekistan hattı üzerinden Gürcistan'dan bağlantı sağlıyorduk. Ama artık Nahçıvan üzerinden de bağlantı sağlanmış olacak. Bu da ilerleyen yıllarda Türk dünyası için ve ticari faaliyetler için, siyasi faaliyetler için önemli gelişmelerden bir tanesi olacak. Yani Ermenistan'la olan sınır kapıları kapalı. Nahçıvan bizim için en kısa sınır bağlantımızın olduğu komşumuz. Azerbaycan'a bağlı özerk bir cumhuriyet, bunu unutmayalım. Dil ucu sınır kapısı var, detay biraz. İran'ın kendisi için önemli cümle nedir hocam diye soranlar için söylüyorum. Bizden daha büyük yüz ölçüm ve tüm komşularımız içerisinde misak-ı milli sınırlarına baktığımız zaman ilk çizilen sınır da İran sınırıdır. İlk çizilen sınır da İran sınırı olduğunu altını çizelim. Tarih dersinden anımsarsınız. Kastikşin Anlaşması olduğunu söyleyelim. Bu arada şunu da söylemiş olalım. Bakalım aynı zamanda İran'ın kendisini gördüğünüz gibi demiryolu bağlantısı var. Bunun altını çizdik. Irak'tayız. Irak'la önemli bir sınır kapımız var. Adı nedir? Habur. Ve ben Kapıkule'den giriş yaptıktan sonra eğer Orta Doğu'ya gideceksem Irak üzerinden genellikle gidiyorum. Nereden gidiyorum? Habur'dan gidiyorum. Bağlantısı da bizim için önemliydi hatırlarsınız. Ve en kısa sınır bağlantı hangi ülkeyle? Nahçıvan'la en uzun Suriye hattında lütfen unutmayın. Son açılan sınır kapımızda Zeytin Dalı olarak da aynı zamanda karşımızda. Bunlar bizim için önemli oluyor. TET formatında bu detaylara çok fazla girmeyeceklerdir. Ama birazcık detaylı anlatmamın temel sebebi aslında diğer konulara hazırlık yapmaktı. Bana şunları söyleyin. Türkiye, Asya ile Avrupa arasının köprü durumunda var mı transit ticareti? Var. 3 tane deniz var, deniz sürüzü var mı? Var. Türkiye'nin komşuları ve sınır kapıları var. Bu cümlelerden herhangi bir tane soru kalıpları içerisine çıkarsa bu durum matematik mi özel mi?
Özel konum deyin, Türkiye'nin işlek sınır kapısı Kapıkule'yi unutmayın. Ve ikinci işlek, öğren nereden gelir mantığında ha buradan mantığını unutmazsanız bence yeterli olacaktır. Kulak aşinalı olsun bazı cümlelerde bizim için aslında çok önemli. Türkiye'nin komşularının bize en büyük faydalarından bir tanesi dünyanın önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olmaları. Bu konuda çok önemli cümleler gelecek. İsterseniz en önemli cümleyle başlayalım isterseniz. Bakın, duydunuz mu acaba Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını? Ne taşıyor? Petrol. Teste karşımıza çıktı. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattının varlığı Türkiye'nin jeopolitik konumuyla ilgili, jeopolitik, yerin politikası ile ilgili bu cümleler bizim için özellikle AYT konuları içerisinde de karşımıza çıkacak, AYT'ye girecek kardeşlerim için de bir temel cümle olduğunu altını unutmayın. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı ne taşıyor? Petrol. Bitmedi, bakın burada kim var? Irak. Kuzey Irak'tan Kerkük yumurtalıkta ne geliyor? Petrol. Neden Türkiye'den geçiyor? Köprü durumda yer aldığımız için. Sadece petrol mü taşınıyor Anadolu'dan Avrupa'ya? Hayır. Bakın burada ne var? Rusya'dan gelen bir enerji hattı var. Rusya'dan Karadeniz, Samsun, Anadolu'dan Avrupa'ya gitmiş. Kim o? Mavi akım. Peki Rusya üzerinden Karadeniz'e, Karadeniz'den Trakya'ya, Trakya'dan Avrupa'ya gidiyor. Kim o? Türk akımı. Çıktı karşınıza. Mavi akım, Türk akımı. Ne taşıyor? Doğal gazın kendisini taşıyor. Hangi ülkeden gelen doğal gazın? Rusya. Önemli olabilir. Duyun. Bunlar önemlidir. Her zaman söylerim. TYT temeldir. AYT'de bu bilgiler daha fazla işinize yarar. Sadece TYT'ye girecek kardeşlerim için de önemli detaylardır. Bunların hepsi işinize yarar. Peki TANAP nedir bu? Azerbaycan doğalgazı Anadolu'dan Avrupa'ya taşıyan yine doğalgaz taşıma projesi. Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemini arttıran olaylardan bir tanesi daha. Yine TAP ve Şahdeniz için de benzer şeyler söyleyelim. Şimdi bana söyleyin. Türkiye köprü durumuna yer aldığı için var mı enerji hatları Anadolu üzerinde? Var. Bu durum matematik mi, özel mi? Özel konum demeniz yeterli olacaktır. Peki size soru. Türkiye'de bir maden söyleyin desem hangi madeni söylersiniz bana? Aklınıza ne geldi? Mehmet? Bor. Bor dedi Mehmet. Ve bor için nereye gittik? Balıkesir, Surluk. Ve Balıkesir, Surluk'ta bor minerali var. Zonguldak'ta taş kömürü var. Batman'da petrol var. Zonguldak açıklarında doğalgazı bulduk. Şimdi durun. Madenler konusunda detaylar gelecek. Herhangi bir ülkede herhangi bir madenin varlığı. Örneğin bırakın Türkiye'yi. Gelin Rusya. Rusya'da ne var sorusunun cevabı kömür var, doğalgaz var. Doğru mu? Gelin Güney Afrika'ya. Ne var Güney Afrika'da sorusunun cevabı değerli madenler var. Gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ne var burada? Petroller var, doğalgaz var. Herhangi bir ülkede herhangi bir madenin varlığı o ülkenin arazi yapısına bağlıdır. Yani matematik mi, özel mi? Tabii ki özel konumuna bağlıdır demeniz bizim için önemli ve değerli olacaktır diyoruz. Peki bana söyleyin bakalım. Türkiye'nin özel konumuna atan en önemli cümleler fiziki yapısıyla ilgili diyorum. Sizce ülkemizin en yüksek bölgesi neresi acaba? Marmara mı, Doğu Anadolu? Doğu Anadolu. En az yükselti nerede? Marmara'da kanıtını hatırlıyorsunuz değil mi? Fiziki artılardan eklendirme yöntemi bize her şeyi anlatıyordu. Bakın kahverengi tonlar yüksek, yeşil tonlar yükseltinin az olduğu yeri gösteriyor. Peki Türkiye'nin dağları kuzey güney yönlü mü uzanıyor, doğu batı yönlü mü? Doğu batı, doğu batı yönlü. Şimdi bana söyleyin bakalım. Dağlar doğu batı yönlü uzanırsa hemen sizi bizim köye götürüyorum. Bakalım Mersin'de hava nasıl? Dağlar doğu batı yönlü uzanırsa, bir bakalım Mersin'e de sevgiler, saygılar bu arada. Söyler misiniz bana iç kesimlerle ulaşım kolay mı olur, zor mu? Zor olarak karşımıza çıkar. Neden? Yer şekillerinden dolayı. Kısaca herhangi bir soruda karşımıza çıktı. Türkiye'nin fiziki özellikleri, dağları, ovaları, platoları, akarsuları, gölleri ya da fark etmez. Bunlarla ilgili herhangi bir cümle. Dünyanın en büyük gölü Hazar. Dünyanın en önemli, en uzun akarsuyu Nil. Bunlarla ilgili herhangi bir cümle karşınıza çıkarsa ne diyeceksiniz? Matematik mi, özel mi? Özel konum derseniz çıkan soruları rahatlıkla çözersiniz. Bu da bizim için önemli detaylardan bir tanesini karşımıza çıkarır. Peki hocam, benim karşıma testlerde her zaman şöyle bir kavram çıkıyor. Bir gerçek alan, bir de izdüşüm alan diye. Ne demek bu sorusunun cevabı için? Hemen söyleyeyim. Bakın,
Bizim için önemli cümlelerden bir tanesi karşımıza. Türkiye'nin kendisini görüyorsunuz dünya üzerinde. Şu açıdan baktığın zaman herhangi bir dağ kütlesini göremiyorum. Sadece Türkiye'nin dünya üzerinde kapladığı alanı görüyorum. Ya da Yunanistan'da olabilir, İtalya'da olabilir. Türkiye üzerinden örnek verelim. Ve Türkiye'nin dünya üzerinde kapladığı alan ne kadarmış sorusunun cevabı ölçtük. 779 bin küsur kilometre kareymiş. Ama gerçekteki alan aynı mı acaba? Yani gerçek alan içerisine giriyor. Kapladığı alan artı dağlar, ovalar, platolar, karşılar varsa, dağ ova varsa onlar giriyor. Şimdi yaklaşalım. Birazcık da Karadeniz'e gidelim. Trabzon'a da sevgiler, saygılar. Uzun zamandır gidemiyoruz oralara da. Orada da sınava hazırlanan çok fazla arkadaşımız var. Yazıyorlar sağ olsunlar. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız. Bakalım hemen dağları gördük. Bakın deniz seviyesi sıfırdır. Yani indirgenmişin mantığında deniz seviyesi vardır. Gerçek alan mantığında orada var olan tüm yer şekilleri vardır. Görüyor musunuz farkı? İzdüşüm alanında gerçek alan sistemi fark var burada. O farkı sağlayan da yer şekilleri. Türkiye tamamen düz bir ülke olsaydı böyle bir fark olmayacaktı. Ama dağlık olduğu için bir fark ortaya çıkıyor. Fark burada fazla çünkü yüksek dağlar var. Peki bu yüksek dağlar sadece Karadeniz'de mi var? Söyleyin bana, var mı Akdeniz'de o yüksek dağlar? Var. Var mı Doğu Anadolu'da çok yüksek dağlar? Var. O zaman bana söyleyin, gerçek alan ile izdüşüm alanı arasındaki farkın en fazla olduğu yer. Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz, Akdeniz diye devam eder. En az olduğu yer Marmara Ege. Neden yükselti az mantığıyla birlikte değerlendirebilirsiniz. Bu da bizim için önemli olur, değerli olur. Gerçek alanla izdüşüm alanı arasındaki temel fark yer şekillerine bağlıysa matematik mi özel mi? Özel konum mantığıyla birlikte karşımıza çıkar. Ben neden buradan giriş yaptım? Türkiye'yi anlayın, sonra dünyaya geçeceğiz. Ama mantığı anlayın. Bakın. Her zaman karıştırı noktalardan bir tanesi aslında şu dünyanın şekli hareketleriyle ilgili hocam temel bilgileri inanılmaz karıştırıyoruz yiyenler için. İsterseniz Türkiye özelinde küçük örneklerle başlayalım. O arada Türkiye'nin matematik konumunu öğrenmiş oluruz. Ondan sonra dünyanın şekli hareketleriyle ilgili bilgilerle tekrar da yapmış oluruz size birlikte. Lütfen bakın Türkiye'nin coğrafi koordinatları deyince 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyeni mantığı karşımıza çıkıyor. Yani herhangi bir ülkenin dünya üzerindeki yerini belirlerken özel konum yetmezse devreye matematik konum girer. Matematik konum da ekvatora göre ve başlangıç boylamına göre konumdur. Koordinatlardır. O koordinatlarda Türkiye'nin en doğusu, en batısı, en güneyi, en kuzeyinden geçen hayal çizgileri olarak değerlendiriliyor. En güneyinden kim geçiyor sorusunun cevabına ve en kuzeyinden kim geçiyor sorusunun cevabına gidelim isterseniz. Bakalım kim geçiyormuş? 36 kuzey paraleli, 42 kuzey paraleli de kuzeyinden geçiyor. Başlangıç boylam doğusundayız. 26 Çanakkale'den 45 de Iğdır çevresinden geçiyor. O zaman Türkiye'nin matematik konumu belirlerken en güneyi, en kuzeyi, en doğusu, en batısı baz alınıyorsa Türkiye ekvatorun kuzeyinde 36-42 kuzey paralelleri, başlangıç boylam doğusunda 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alan bir ülkedir. Matematik konumla ilgili ipucu. Eğer boylam yani meridyenle ilgili bir soru kalıbı varsa karşınızda yerel saatleri anlatıyordur. Yerel saat hesaplamalarından çok uzun zamandır soru gelmiyor söyleyeyim. Geriye kalan tüm detaylar matematik konumunda da enleme bağlıdır. Mantığı vardır. O zaman boylam eşittir yerel saat diyorsunuz. Geriye kalan tüm matematik konumu enleme bırakıyorsanız hikayeye biraz daha değer ayrıntılı bir şekilde bakalım. Bakın ekvatora paralel çizilen çizgiler, paralel, diğer adıyla enine çizilen çizgi enlem, aynı şeydi. 36-42 kuzey paraleller arasındaydı Türkiye. Bunun sonucunda ne oluyor bakalım. Bunun sonucunda 36-42 kuzey paraleller arasında yer aldığı için güneyden kuzeye doğru gittikçe güneş ışınları geliş arası, sıcaklık, çizsel hız, yer çekimi, gece gündüz süresi, grup ve tan süresi gibi cümleler değişiyor. Anahtar kelimeyi duydunuz mu? Güneyden kuzeye doğru gittikçe değişen şeyler, pratik bilgi. O zaman güneyden kuzeye doğru gittikçe dünyada değişen şeyler paralelin özelliğidir. Mantığını kurabilirsiniz. Nasıl değişiyor? Örneklendirelim. İklim konusunda temelini atmış olalım aynı zamanda. Güneş ışınlarının geliş açısı küçülüyor, sıcaklık değerleri azalıyormuş. Şimdi bakın, dünyanın kendisi karşımızda. En büyük açıyla güneş ışınları nereye gelir bu dünyada? Tabii ki tam ortasına, ekvator çevresine. Dünyanın köşeleri olsaydı her yere aynı açıyla gelirdi. Ama tam ortasının en büyük açıyla geliyorsa ekvator çevresi sıcak. Sıcak kuşak diye anlatacağım iklim konusunda.
Güneş ışınlarının geliş sayısı küçülüyor. Kutuplar çevresinin güneş ışınları en küçük açıyla geliyor. Soğuk oluyor. İkisinin ortası orta kuşaklarda orta ılık ılıman oluyor. Sıcak, soğuk, ılık. Ekvator çevresi, kutuplar çevresi orta kuşağın hikayesi ortaya çıkıyor. Şimdi bana söyleyin. Ekvatordan kutuplara doğru gitmek demek Türkiye'de. Güneyden kuzeye gitmek demek, doğru mu? O zaman Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş sayısı küçülür, sıcaklık değerleri azalır. Bu paralelin, enlemin özelliğidir. Matematik mi özel mi? Matematik konum diyen soruyu çözer. Hikaye bu. Var problem. İklim konusunda da bağlantıyı kurmaya devam edeceğiz. Peki bana söyleyin bakalım, çinseliz dünyada en fazla neredeydi? Bunları dinlediniz. Hatırlayın bakalım, çinseliz nerede en fazla? Kutuplarda mı, ekvatorda mı? Ekvatorda, çok güzel. O zaman ekvatordan kutuplara doğru gittikçe çinseliz azalır. Harika. Türkiye'de Hatay'dan Sinop'a doğru gittikçe çinseliz azalır. Harika. Yine hatırlayın. Yer çekimi dünyada nereden fazlaydı? Ekvatorda mı, kutuplarda mı? Bunları dinlediniz. Kutuplarda yer çekimi en fazla. O zaman ekvatordan kutuplara doğru gittikçe yer çekimi artar. Türkiye'de Hatay'dan Sinop'a doğru gittikçe yer çekimi artar. Yer çekimi Türkiye'den fazla Hatay'da mı, Sinop'ta mı? Sinop'ta. Verecekler böyle bir dünya haritasını. A, B, C, D noktalarını vereceklerse diyecekler ki hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? A noktası kutuplara en yakın yer, yer çekimi diğerlerine göre daha fazladır derse doğru. İşinize böyle yarayacak. Ekvatora en yakın D noktasında çinseliz en fazla derse doğru. İşinize bu bilgiler böyle yarayacak. Ekvatora en yakın olan D noktasını güneşinler en büyük açıyla geliyor derse doğru. İşinize böyle yarayacak. Dünyanın şekli ve hareketleriyle ilgili soru kalıplarını rahatlıkla çözeceksiniz. Gece gündüz arasındaki süre farkı, denizlerin tuzluk oranı, grup ve tan süresi için açıklamalar yapmaya devam edeceğiz. Var mı şu ana kadar anlaşılmayan herhangi nokta? Şu ana kadar neyi anlattım size? Dedim ki Türkiye'nin özel konumundan bahsettik. Türkiye'nin matematik konumu için enlemlerin özelliklerinden bahsetmeye başladık. Enlemlerin özellikleri, özellikle gece gündüz arasındaki süre farkını özel tarihlere bağlayacağım. Çok önemli açıklamaları yapmaya kısa bir yerden sonra